Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş ben. Bazen YouTube'da yorumlarda görüyorum ya da mail geliyor ya da böyle canlı yayınlarda falan. Hocam yani bu kadar kural kaide varsa mastürbasyonla ilgili, yani bu kadar sıkıntılar varsa, yapınca problemler çıkıyorsa, yanlış yapınca biz hiç yapmasak mı diyorlar. Yani evet, yani böyle bakınca mantıklı gibi gözüküyor ama tabii hiç yapmamak da tıbbi olarak ve fizyolojik olarak bizim işleyiş sistemimiz olarak doğru değil. Bunun adı da travmatik mastürbasyon maalesef böyle. Neden böyle? Şimdi birincisi dürtü meselesi var. Biliyorsunuz insanlar ya da hayvanlar, bütün yaşayan canlıların iki tane amacı var. Bir hayatta kal, ikincisi üreme. Hayatta kalmak için beslenmek, avlanmak, işte bir kendine yer edinmek, bir barınma işi yapması lazım. Üremesi için de bir takım cinsel faaliyetlerin, İşte penis vajen ilişkisi vesaire yapması gerekiyor. Bunlar engellenebilir bir şey değil. Bunlar bizimle birlikte var olan şeyler. Doğduğumuz andan itibaren bunlar bize verilen şeyler, bizde olan şeyler. Dolayısıyla bu dürtüler engellenemez. Ha, engellenemez ama baskılanabilir. Ha, baskılarsanız da o zaman ciddi sıkıntılar ortaya çıkabilir. Çünkü baskı demek aslında yasak demek. Yasak olan bir eylemi, devamlı yasak olan bir eylem, yani şöyle düşünün, devamlı cinsel dürtünüz var, cinsel isteğiniz var, yapmamam gerekir, yasak, yapmamam gerekir, yasak. Ki çoğunlukta da zaten böyle olmuyor. Çoğunlukta da %90 üzerinde insanlar bu eylemi yapıyor. Yani baskılıyorum, baskıladığınız şey ayrıca mastürbasyon değil, cinsel dürtü, onu daha önce anlatmıştım. Hani cinsel dürtümü baskılıyorum ama bu beni engelleyemiyor. Bunu yapıyorum, yasak olan bir şey yapıyorum, işte pişmanlık duyuyorum vesaire. Bu döngüler içerisinde sonra her türlü cinsel sorun ortaya çıkabiliyor. Yani aslında bu dürtüyü maalesef baskılayıp yok sayamayız. İkincisi hazırlanma işi. Yani cinsel hayata hazırlanmak lazım. Yani gerçek bir kadın erkek ilişkisinde cinsel hayata hazırlanmak lazım. Karşı tarafı tanıman lazım, kendini tanıman lazım. Ama kendini nasıl tanıyacaksın? Kendine hiç dokunmadan, ellemeden nereden zevk alıyorsun? Nereden zevk almıyorsun? Boşalma nasıl oluyor? Hani penisin nasıl sertleşiyor? İşte vajinen nasıl sulanıyor? Bunları görmeden, bunları deneyimlemeden direkt zamanı geldiğinde hani kullanalım, hadi bakalım kullanın dediği zaman ciddi sıkıntılar ve cinsel fonksiyon bozuklukları ortaya çıkıyor. Hazırlanmak adı altında da mastürbasyon yapmak gerekiyor. Yasaklamak, baskılamak, yok saymak. Aslında siz bunları mastürbasyona yapmıyorsunuz. Siz bunları cinsel dürtünüze yapıyorsunuz. Yani sizin içinizde var olan, sizinle birlikte doğmuş, sizinle birlikte büyüyecek olan ve bunu terk edemeyeceğiniz bir dürtüyü, bir duyguyu baskılamaya çalışıyorsunuz. Bu da tabii ciddi sıkıntıya neden oluyor. Şimdi bir takım akımlar var, işte mastürbasyon yapmayalım vesaire, işte porno film de izlemeyelim gibi diye. Bunlarla tıbbın çok büyük fark var. Bir kere zaten akımların bilimsel bir şey yok, yani bir kaynağı yok. Bir takım kişiler bazı çalışmaları kendilerine göre yorumlamışlar. Söyledikleri çalışmalarda da öyle değil. Bunu videosunu anlatmıştım, o videoda izleyebilirsiniz, şu isimli video. Hani burada konu ne? Diyorlar ki pornografi ve mastürbasyon beraberliği olmasın. Olmasın zaten biz de diyoruz. Önerilen ne? Hani onlar şunu öneriyor. Pornografi yok diyor. Tamam biz de yok diyoruz. Sıkıntı yok. Mastürbasyon yapma diyorlar. Yani pornografi yok, mastürbasyon da yok. Tamam biz diyoruz ki yani mastürbasyon sağlıklı bir eylem. Doğru yapıldığı sürece bir sıkıntı yok ki. Sen pornofilm izleyerek mastürbasyon yapma. Mastürbasyon yaparak da pornofilm izleme diyoruz. Sonuç, geldiğimiz nokta şu. Deniliyor ki porno filmde izleme, mastürbasyon da yapma. Yani cinsel bir şey de görme, cinsel bir eylem de yapma. En sağlıklısı bu. Nasılsa. Tıp da diyor ki, yani doğrusu bu. Arkadaşım sen cinsel dürtün geldiği zaman bunu yatıştırman lazım. Doğru bir şekilde bunu yatıştır. Ve cinsel ilişkiye de hazırlanman lazım ileride. Buna da doğru bir şekilde hazırlan. Yani ilişki uygun mastürbasyon yap diyor. Şu iki farkı göremeyen arkadaşlar için söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Hani bazen bunu soruyorlar radyo programlarında, orada burada filan. Hani bunu anlatıyorum. Bunu da hani mastürbasyon yapmamak videosunun sonuna koydum ki daha iyi anlaşılsın diye. Umarım anlatabilmişimdir. Teşekkür ederim.